Bir konuda artık emin olmam lazım. Biz böyle seninle her sefer bunları... Zehra, Zehra hadi kızım. Duygu uyumuyor bak, alan masada okuyacaktı diyor. Ali abicim, müsaaden olursa Zehra ile 2 dakika konuşabilir miyiz? 1 dakika. Bir olur, bir çok iyi. Seni dinliyorum. Sen hep böyle fikrini değiştirecek misin? Sonra beni yarı yolda bırakma. Ay değiştirmem, bırakmam da oldu mu? Aslında pek olmadı. Ya ben gerçekten sana güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Biz sözleşme mi yapsak? Üf, saçmalama, ne sözleşmesi ya? Hem niye vazgeçeceğim? İyi bakalım. O zaman artık ortağız. Ortağız. Ne yapıyorsun be, boğarım seni. Buraya bakıyor, çaktırma. Sevgilim, sevgilinle boğ beni. Ben boğacağım seni, boğacağım. Daha 20 saniyemiz var, istediğini yapabilirsin. 19, 18. Ne yapıyorsun şu an? Hala bakıyor. 17. Sana diyorum, ne yapıyorsun? Seni öpmem lazım. 16. Ne diyorsun, ne öpmesi? Öpeceğim. Hayır, yapma. 15. Yapma. Ben sana bunu ödeteceğim, biliyorsun değil mi? 12. Hayır. Bir de bu tarafta. Sakın. Oh! İşte. Ferit Bey'in sonu da bu balonlar gibi olacak kızlar. Uzay boşluğuna yollayalım onu. Hı? Zeh sayesinde. Aslında Hakan sayesinde. Hakan olmasaydı Zehra bir intikam meleğine dönüşmezdi. Ya sırası mı şimdi bunun? Tamam ya, sorun değil. Haklı yani. Ne olacak ya? Hem Zehra için de karlı bir durum. Hem intikamını alacak, hem abisinden kurtulup rahat rahat okula gidecek. Tamam. Neyse ne. O zaman ilk zaferimize içiyorum kızlar. Yok. Zaferimiz sonra. Başlangıcımıza içelim. Yenilmezler Kulübü'ne. Yenilmezler Kulübü mü? Grup açtım ya kızlar, görmediniz mi? Ah ben kıza gerçekten üzülüyorum ama ya, bomboş bir kız. Boşingo nene. Deme öyle. Peki güzelim, ne iyi ettin de açtın Yenilmezler Kulübü'nü. Deri sarayım. Aç, aç, aç. Aç. Açıyorum. Aç. Efendim Ferit? Alo, Zehracığım günaydın. Bir sorunumuz var. Ne oldu? Bu sabah annemle konuştum. Anneciğim, siz ne zaman Bursa'ya dönersiniz? Kızı bir isteyelim de. Takriben ne zaman isteriz? Şunu bir tat bakayım. Nasıl? Onu babam bilir. Babama sorayım ben. E'si öyle deyince ben de babamın yanına gittim. Babacığım, biz hayırlısıyla Zehra'yı ne zaman istemeye gideriz sence? Ne heves evladım öyle. Ben Ali'ye niyetimizi belli ettim. Artık onların bileceği şey. Öyle deyince bu sefer de Ali abinin yanına gittim. Bir dakika, bir dakika. Senin ne işin var abimin yanında? Canım fake sözlüm. Biz evleneceğiz ya. Alış artık bunları istersen. Ve rica ediyorum benim lafımı bölme. Tamam, devam et. Ediyorum. Ali abicim, biz ne zaman Zehra'yı istemeye gelelim? Yani ne zaman uygun olursunuz? Bugün kaç gibi gelelim mesela? Acele işi şeytan karışır dedi. Bizzat kendisiyle konuştuğum farkında değil tabii. Haklısın. Bir şeytan tüyüm olduğu doğru. Bunu Ali abinin üzerinde kullanmaktan çekinmeyeceğim. Hatta ma ailenin. Vallahi canım, sana kolay gelsin. Çünkü ben 25 yıldır yapıyorum ama başaramadım. Ama senin şevkini kırmayayım ben. Sen istesen de şevkimi kıramazsın canım. Ben daha dünya üzerinde kendimi sevdiremediğim bir insanla tanışmadım. İstersen üstünde deneyebiliriz. Hırsızlık. Sen küfür mü ettin bana? Yok yok ya, sen yanlış duydun. Yorma kendini. İnan senin benim hakkımdaki düşüncelerine zerre kadar ilgilenmiyorum. Ama Ali abininkilerle ilgileniyorum. Ve o bana güvenmiyor. Abim seni odamda basmış. Bir de damat diye bağrına mı basacaktı ya? Anneme göre de sen alkoliksin. Tamam, yaptık bir hata. Uzatma sen de. Sorun da tam olarak işte bu Zehracığım. Bizimkilerin Bursa'ya gidebilmesi için bu isteme olayını hızlandırmamız lazım. Bu yüzden ailelere kendimizi sevdirmemiz gerek. Ben bugün buluşalım derim en azından. Tamam, olur. 2 saate çıkarım ben. Gerek yok, ben geldim zaten. Zehra. Zehra. Deli edecek kız beni. Hey, hey.
Zehra Hanım hanginiz? Benim. Seni Hanım sizi bekliyor. Seni Hanım mı? Nasıl geldin buraya? Kapı açıktı, ittim girdim. Onu demiyorum ya. Ne yüzle geldin? Kırılan kalbim onlara ayaklarıma kapanıp bana yalvarıp beni anamdan isteyeceksen söyleyeyim. Boşuna uğraşma. Neyi ne yapacaksam ne yapacağım? Aa, Ceritciğim, hoş geldin çocuğum. Merhabalar Perihan anneciğim. Ay o anneciğim ne de güzel yakıştı ağzına. Hayırdır canım, böyle habersiz habersiz. Sizde bir aile geleneği herhalde. Kusura bakmayın. Ya ben Ali abicim ile buluşacaktım ama... Yok evde. Tüh, ben de gelmiş bulundum. Yani bir çay içmeye davet ederdim seni ama... işte temizlik halleri... yani sonra buradan da şeye gideceğim, dükkana gideceğim, maniküre gelecekler. Yani senin anlayacağın iki ayağım bir pabuçta. Tabii yardım edenim de olmayınca. Sorun değil efendim. Yani ben de rahatsız ettim. O zaman müsaadenizle. Tamam canım, geri bekleriz olur mu? Haberle haberle. Ay bir bitmediniz. Ah, hayırdır Ferit? Ben biraz vicdan yaptım da anneciğim. Alo. Ömer Şerbetlioğlu'yla mı görüşüyorum? Benim buyurun. Müzik yapım şirketinden arıyorum. Demo kaydını siz yolladınız değil mi? Evet evet benim. Uygunsanız görüşmek isterim. Olur. Ne zaman görüşelim? Bugün. Hatta hemen. Hemen mi? Evet hemen. Tamam tamam. Ben geleceğim geleceğim. Peki bekliyoruz o zaman. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Yes! İşte bu. Baba! Yapabilirim. Çıkabilirim. Betonda röveşete değil ya bu. Babam sonuçta. Güzelim, güzelim merak etme. Seni ne olursa olsun yatıracağım. Gel abi. Ha. Abi bak benim bu evden kesin çıkmam lazım. Benim için çok önemli. Benim de çıkmam lazım. Ne yapacağız? Abi ben diyorum ki gel gidip babamla konuşalım. Aa, çok iyi düşünmüşsün ya. Gidelim konuşalım. Ben açardım efendim. Ne gerek var böyle şeylere? Zaten ısrar ettin, arkaya oturdum. Hele efendime falan hiç gerek yok. Ağız alışkanlığı efendim. Bak yine. Ya şunun şurasında aynı sınıfın insanlarıyız. Zehra da geç. Hem ben alışık değilim böyle şeylere. Alışırsın kızım, alışırsın. Merhaba Seniha Hanım. Merhaba denmez. Anlayamadım. Öpeyim. Şükür. Ben böyle sokakta olunca tam idrak edemedim. Yoksa evde olsak öperim. Hatta hep öperim ben. İzaha lüzum yok. Sen beni hayal kırıklığına uğratamazsın. Çünkü tam beklediğim gibisin. Hadi yürü. Ne dedi o? Dikilme öyle. Daha bir ya konuşacağımız şey var. Hadi. Tamam. Geliyorum. Gel. Sakin ol Zehra. Sakin ol. Gülümse. Gülümse. Kendini sevdirmen lazım. Hadi. Şimdi nişan mekanını 3000 desen, süsleme 750 olsa, kadınların kıyafeti, kızların onu da hiç anlamam ki. Neyse böyle bile gitsen, o ne lan? Hayat çok pahalı ama ya. Bacım, bacım kusura bakma ayağından vurdum.
bunu daha önce de belirtmiştim. Bacım bacındır. Burçak. Adım yani. Ha tamam tamam sen şeyden. Evet. Ben bir çay alacağım. Vardır herhalde. Çay burada yok. Demleyince de ancak kendime kadar yapıyorum. Çaylar aşağıda. Kahveler hemen aşağı sokakta. Oraya kadar yürürseniz oradan temin edebilirsiniz. Ha, siz benim Ferit'le nerede tanıştığımı öğrenmek hiç istemiyorsunuz. Tamam o zaman. Tabii tabii. Halil, Halil iki çay tamam, kal. Tamam abi. Rica edeceğim yalnız bir tanesinde tıraş limonu olsun. Ali, oğlum. Ha. Üç tane de bize. Selam abi. Bak ben kaçtır sana söylüyorum abi. Burada çay servisi yok abi. Aşağıda abi kahveler. Ellere var da bize yok mu? Halil. Beş tane olsun, beş tane. Bir tanesi limonlu. Tıraşlı yani, tıraşlı limon. Nereden? Şu hale bak ya. Şu hale bak. Böyle adama dayayacaksın müebbeti, gün yüzü görmesin, soysuzlar. Aa, uyanmışsınız babacığım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Günaydın babacığım. Oo, asıl size günaydın prensesler. Güzellik uykunuz bitti mi? Bitti, vallahi güzel uyuduk baba. Aferin, 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 iyi yapmışsınız. Herkes işine, gücüne, okuluna gidiyor. Siz kıçınızı devirip uyuyorsunuz hala. Heh, işte babacığım ben de onu diyecektim. Ben de okula gideyim diyorum. Okula? He, okula. Okul tatil değil mi lan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tatilken de üniversiteye gidilir babacığım. Bilim yuvası sonuçta. Yani. Tatil değilken çok mu gittiniz lan? Biraz daha durursam burada dana kadar herifleri alacağım ayağımın altına. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Annenize söylersiniz. Hayrola siz nereye? Biz de yürüyüşe çıkalım dedik baba. Yani babacığım sonuçta enerji atmamız gerekiyor. Dizinizi kırıp oturun oturduğunuz yerde yoksa evlat mevlat demem ben kırarım. Dışarı falan çıkmak yok. Dışarı çıkmak yasak. Enerji atmak da yasak. Evdeyiz. Şuraya bak. Allah'ın manyakları hapisten çıkıyor. Biz bu evden çıkamıyoruz. Abi. Abi bak benim çok önemli bir işim var. Benim bu evden acil çıkmam lazım. Oğlum tamam bir dur. Zaten her haltı yiyen abim, dışarıda gezip eğlenen yine abim. Bu ne ya? Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Deliremedin kaldın sen de. Bambaşkadır benim Ferit'im, bambaşka. Çok güçlüdür. Boy onda, boz onda, endam onda. Ah ah, kim derdi ki ben onu 8 yaşına kadar sırtımda tuvalete taşıdım. Yok artık, 8 mi? Bir şey mi dedin? Pardon, 8 yaş kız kıyafetleri ne tarafta? Girişte efendim. Duygu için. Ben ne diyordum? Dana kadar, pardon yani 8 yaşına kadar tuvalete sırtınıza taşımışsınız. Aferin. Bana bak, sakın evladım öyle kaslı kuvvetli gördün diye ağır işe koşayım deme. Yapamaz benim yavrum. El bebek, gül bebek büyüttüm ben onu. Üniversiteye gidene kadar tırnaklarını ben kestim. Erkektir nihayetinde, beceremez. İlk göz ağrımdır o benim. Sabahları gözlerimi ılık suya bandırdığım pamuklarla böyle silerdim. Yani çapaklanmasın diye. Pamuk prenses mübarek. Bir şey mi dedin? Yok efendim. Anladın yani bunları. Anladım. En azından Ferit'in neden böyle biri olduğunu daha iyi anladım. Hah. Nasıl bu? Çok güzel efendim. Ama mavi renk size daha çok yakışır bence. Bu bana değil kızım. Sana. Bana mı? Sana. Kızım,
Bak böyle yırtık pırtık evsizler gibi sen geziyorsun. Daha neler? Ne dedin sen? Daha ne denemem isterseniz söyleyin. Ben hemen deneyeyim. Aferin. Şimdi sen bundan başla. Hadi bakayım. Hadi. Hı. Çantası da böyle süpürge gibi. Yerleri süpür çantayla. Şişt. Ne yapıyorsun lan Velet? Babam evden çıkılmayacak demedi mi? Bir tek bana mı dedi? Bana bak, ben abiyim abi, çok cevap veriyorsun. Abi, bak ben hayallerime çok yakınım. Benim bu evden çıkmam lazım, lütfen. Benim için de önemli. Ben bu kuponu yatırmazsam yatar, büyük kaybederim. Ya abi, bak babam eve gelirse ikimizden birinin idare etmesi için evde kalması gerekiyor, biliyorsun değil mi? Evet, katılıyorum. Son değil mi? Bunu asınca bitiyor. Bir iki tane daha assan olur yani. Bence iyi gözüküyor böyle çünkü manzaram çok net. Ay, ay öldüm vallahi ya. Ağdaydı bilmem neydi derken vallahi. Aa Ferit, ne bu hal çocuğum? Ne işin var orada? Hoş geldin Perihan anneciğim. Bu benim normal halim. Ben evde de hep böyle ev işlerine yardım ederim. Hatta bunu görev bilirim. Söylediğimde Ali abiye iletirseniz. Tabii tabii iletirim çocuğum, iletirim. Ya Allah'ım bak Ali, yani çocuk çok ısrar edince ben bir iki tane koltuğu yerinden oynat, sonra da git dedim. Sana bütün evi köşe bucak temizletme dedim ha. Öyle bir temizledi ki böyle bal dök yala yaptı. Aa, nasıl vitrin falan da mı? Vitrin içleri diş fırçasıyla cam kenarlarına girdi. Böyle tırnakların hepsi kir oldu. Perdeyi astım. Şimdi Perihan anneciğim size çok önemli iki tane sorum var. Bir, silmeye nereden başlayayım? İki, bu sopayı bu kovaya her soktuğumuzda suyu değiştirmemiz gerekiyor mu? Ha. Ne dersin? Değiştirmese de olur aslında. Olur, değiştirme. Değiştirmeyeyim ben. Tamam. Ama iyi sık, tamam mı? Bak i̇yi şuradan sıkıyorum. Başla. Hadi çocuğum. Oradan. Koltuğunu alsın. Tamam, hadi. Başlayayım ben hadi o zaman. Dedeciğim, hadi. Maşallah oğlum, maşallah. Tamam, bak o şeyin koltuğun altına doğru, tamam. Çok iyi yapıyor. Bence meslek edinmeli. İyi mi böyle Perihan anneciğim? Süper canım, süper. Bunu Ali abiye de söylersiniz değil mi? Tabii tabii, söyleyeceğim, anlatacağım. Ben komşulara bile söylerim. Vallahi o kadar iyi ki. Haftada iki gün alsak keşke gelse. Geldim. Aslan oğlum. Anne. Ferit, güzel kızım. Zehra. Bu ne hal? Seneye Hanım, bu sizin kreasyonunuz mu? Evet Perihan Hanım. Bakın bu topuzunu, bu hanım hanımcık kıyafetini çok beğendi Zehra kızım. Öyle değil mi yavrum? Evet eminim çok beğenmiştir. Pardon, bakar mısınız benim kızım kaç yaşında? Söyler misiniz lütfen, gencecik daha o. Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl, pırıl pırıl giyinmesi lazım. Bu ne böyle kalü beladan kalma gibi? Zehra, bir şey söylesene kız. Biz bir çay mı içsek, he? Harika fikir. Hem hararetimiz de alır, ben de yardım edeyim. Ne diyorsun, ne diyorsun? Ya da etmeyeyim, durayım ben böyle. Dur. Siz de lütfen buyurun burada rahat rahat yiyin kekimizi yiyin. Kekimiz var, çay da var. Buyurun lütfen. Ya sen niye evi temizliyorsun? Aslı sen kendi haline bak Zehra nene. Senin yüzünden Perihan annemin kalbine iniyordu. Annem anne deme, karate git. Ne diyeyim, dayı mı diyeyim? Perihan dayım mı diyeyim? Sen de benim babama bıyıklı diyorsun. Bıyıklı ayrı, baban ayrı. Karıştırma şimdi. Ayrıca o benim arkadaşım. Sen de az deli değilsin ha. Ya gerçekten yerim şimdi bu. Oo Zehra, sen böyle çok yaşamazsın ha. Ya tamam ortalık gerildi ama ben içeri gideceğim, yumuşatacağım. Önemli olan bizi sevmeleri güzelim. Ama
Seni takdir ediyorum. Aferin. Bugün iyi iş çıkarmışsın. Güzelim. Aferin. Takdir ettim ha. Yok. Yok, yok, yok. Yok ya, ben sinirlenmeyeceğim bugün. Çünkü bu yersiz ve gereksiz egonun nereden geldiğini çok iyi anladım. Ego mu? Ne egosu be? Ben bugün senin evini köşe bucak temizledim. Perdeleri astım, yerleri süpürdüm. Ayrıca bundan sonra da saçını tararken yere havlu açacaksın. Her yer saç. Ben mi sana dedim git evi temizle diye? Keyfimden mi yaptım sence? Hani bizim ortak bir hedefimiz var ya, senden hakaret duyayım diye mi yaptım? Bak, inan senin kendi öz bakımını yapabilmen, yürüyebilmen, hatta tuvalet eğitiminin olması bile benim için yeterli. Çünkü ben senden daha fazla bir şey beklemiyorum. Ama işte ben biraz beklenmediğimdir. Bak, bak seni var ya, seni huriye yatarım. Yetmez, aşağıdakiler atarım, böyle bütün apartman komple yutar seni. Düzenbaz. Aşağıdakiler? Sen nereden biliyorsun? Neyi biliyorum? Serhan Yali. Oğlum bıraksana lan beni. Ah be. Ah benim çıkmam lazım. Kuponu yatırmazsan ölür müsün ya? Lütfen. Kusura bakma kardeşim. İffet meselesi. Ne oldu işte böyle olursun oğlum. Sen kim benimle iddialaşmak kim ya? Ha yürü git odana ağla şimdi. Yürü. Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir yarışı kaybetmedim aslanım. Baba. Merhaba. Kumarbaz mı oldun sen benim başıma ha? Kumarbaz mı oldun ha? Yok yok, siz yanlış anladınız vallahi baba. Yalan yere yemin ediyor her gele. Geçeri. Ya babacığım müsaadenizle ben bir yarım saat çıkıp gelsem. Ha. Geçeri. Girin içeri dedim size. Abi bak bu evden çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Zehra artık anlatacak mısın anlatmayacak mısın? Of. İşte ben o gün şey olunca konuşmaları duydum Ferit bilmemle. Sonra senin eve giriş olaylarını birleştirdim. Birleştirdin? Evet, birleştirdim. Ne yani? Oradan birleştiremezmişim gibi mi duruyorum? Gayet basit bir durum. Ayrıca sen bu hayatında kim var kim yoksa ayrıl. Çünkü bizim bu gidişle başımız belaya girecek. Hadi ya. Orada bir dur. Ya bakalım biz devam edebilecek miyiz? Onu bir görelim de. Hem ben senin için elimdeki kızlardan mı vazgeçeceğim? Ben onları seviyorum. Nerede kaldı bu çaylar? Huri abla, Ferit sana bir şey söylemek istiyormuş. Sen bir ilgilensen. Bence aramızdaki elektriği Zehra da hissetti. Vazgeçecek. Aşkım Zehracığım. Canım teşekkür ederim. Huri abla sen de. Ben bugün delirmezsem başka gün delirmem herhalde. Sen niye beni tek başıma bırakıyorsun? Ne oldu, korktun mu? Sevgilim gel yanıma otur aşkım. Anne. Annen ne yapıyorsun, sırası mı şimdi bunun? Sen karışma, sus. Kız ne yapıyor bu? Hiç gerek yoktu ya, onu yarım saat sildi Ferit. Çatal bıçağı da sildirdim. Bana bakın, sizin ailenin gözleri bozuk galiba. Olmayan kirleri görüyorsunuz. Bir doktora gitseniz iyi olacak. Zaten böyle kahverengiler, bilmem topuzlar mopuzlar. İçeride atıp tutuyordun. Hadi yapsana şovunu. Sizin ailenin kadınları da pek beceriksiz yani. Bütün işleri erkeklere yaptırıyor. Aa, vallahi ben... Zehra'yla nasıl birbirimize aşık olduğumuzu anlatmış mıydık? Bunu mu buldun bula bula? Hı? Anlatmaya ne gerek var? Ben pişirdim, Zehra yedi işte. Afiyet olsun. Zehra, ne diyor bu? Ne saçmalık bu böyle? Kızım bir şey söylesene. Zehra, ne diyor? Zehra, hadi bir şey yap. Yalansa yalan de Zehra. Ha, Zehra ya! Ay yeter! Yulaf kepeği almıştık değil mi? Aldık, aldık. Ya bir şey unuttuk, unuttuk ama ne unuttuk bilmiyorum. Ne bakıyorsun be? Pardon, ben şey sandım. Ne? Ferit, o olaydan beri bana hiç yazmadı. Sana da mı yazmadı? Yazsa söylerim herhalde. Ya ben hiç anlamıyorum. İnsan bir ayrılır bizden. Şimdi geçen sabah başımıza geldi ya. Yarın öbür gün ben Ferit Ali abi karşılaşırsak ya da sen Perihan abla Ferit karşılaşırsanız ya da... Anladım. Denklem genişleyebilir Sera.
Bence o da farkında. Üçümüze yazmadığına göre ne yalan söyleyeceğine karar veriyor o pislik. Sence ne uyduracak? Sana şey der. NASA'dan göreve çağrıldı. Zehra, delirdin mi sen kızım? Ha bırak ya, Huri abla. Biz Ferit'le birlikteyiz. Bilmen gereken tek şey bu. Seni hanım, ben böyle giyinmem. İster açık saçık giyin, ister evsiz giyin ama ben bu kıyafeti giymem. Bu saçı da yapmam. Anneciğim. Söyle canım benim, bebeğim. Söyle yavrum, söyle. Anneciğim, ne giyeceğime sadece ben karar veririm, haklısın. Ama bu özgürlükçü tavrını keşke abime de göstersen. Biz bu yolda birlikte devam edeceksek birbirimizi kabul etmek zorundayız. Yargılamadan, değiştirmeden. Çok beklersin sen. Hah. Hadi Ferit. Ferit hadi. Ferit oğlum, haftaya aynı gün bekleriz yavrum, tamam mı temizliği? Anne ama ya. Aa, ne var canım? Sen sus kız. 90'lardan kalma elbisen ve saçınla. Anne düşmanı senin. Ben bir daha bu eve adımımı atmam. Tamam anneciğim. Kız hale yola gelir zannettim ama kıza deli çıktı. Anneciğim biz bunu arabada mı konuşsak daha rahat olur? O hareketler neydi öyle böyle bir şeyler, bir hareketler? Hangi hareketler görmedim ben. Ya Nihal ya. Ben dedim bir şey unuttuk diye ama beni dinleyen yok ki. Sen niye fısır fısır konuşuyorsun? Öyle mi konuşuyorum? Farkında değilim. Farkında değilsin. Ay büyü yaptılar oğluma. Mum etmişler oğlanı. Mum etmişler. Şey, gidelim en iyisi anneciğim. Evde de tekrar üstünden geçeriz bu konuda. Hadi, hadi. Tamam. Sen arabana, biz de senden hadi. Burada zaten benim de araba. Evde buluşuruz. Tamam dedim. Benim şu kızlar için acilen çözmem lazım. Ay. Ah. Ay. Ne oluyor kızım? Tarçın. Ya Peroş'tan tarçın almaya gittim. Ben sana söylemiştim bir şey unuttuk diye. Tarçın unutmuşuz. Ferit kapıdaydı. Ferit dışarıdaydı. Gördüm Ferit'i. Oradaydı. Çok korktum Nihal. Geçti. Seni gördü mü? Tamam, sakin ol. Dışarıdaydı. Adama bak ya. Biz kaçıyoruz sülalesi rahat. Takımı bozulacak diye ayrılamıyor bizden. Ben bu strese daha fazla dayanamıyorum Nihal. Tamam, sakin ol. Ah, vallahi o geldi, Ferit geldi. Sakin ol kızım ya. Ne oluyor be? Olmadı kızlar. Kendimi sevdiremedim. Hatta daha çok nefret ettirmiş bile olabilirim. Biraz da bağırmış olabilirim. Bir süre size sığınabilir miyim? Gel. Bağırdım ya, bağırdım. Abi, yardımına ihtiyacımız var. Abi bak, iyi bir plan yaparsak... Ay yeter! Zehracığım sen delirdin mi kızım? Bırak ya. Seni hanım, ben böyle giyinmem. İster açık saçık giyin, ister evsiz giyin ama ben bu kıyafeti giymem. Bu saçı da yapmam. Anneciğim, biz bu yolda birlikte devam edeceksek birbirimizi kabul etmek zorundayız. Yargılamadan, değiştirmeden. Ne diyorsun abi? Abi! Ferit abi! Abi, alo! Ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsunuz? Ya abi asıl sana ne oluyor? Ben size bir şey soracağım. Heh. Siz hiç birinin karşısına geçip gerçekten ne düşündüğünüzü dürüstçe aykırdınız mı? Ben yapmadım galiba. Vallahi mesela ben bugün babamın karşısına çıktım. Dedim ki ben dışarıya çıkmak istiyorum dedim. Diye böyle enseme şaplığa bir vurdu abi, oturdum yerime biliyor musun? Ya abi kim ki bu deli yürek? Zehra. Bugün görmeniz lazımdı. Ya böyle... Dürüstlüğün garip bir etkileyiciliği var. Etkileyiciliği var. Hmm. Hayırdır abi, dört mü geliyor? Dürüstlüğün dedim, Zehra'nın demedim değil mi? Ya abi zaten ben de hiç boşuna uğraşma diyecektim. Vallahi bak. İşine bak koçum. Siz kimle konuştuğunuzu unuttunuz galiba. Ben istesem şansı bile yok.
Vallahi buna ben bile iddiaya girmem. Gel girelim. Emin misin abi bak? Neyine bak. Dönü şamata ya. Hadi siz de yatın. Şamata yapmayın bu saatte. Tamam baba. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yakından nefes alıp verin diye talimat verecek. Delireceğim. Az kaldı. Dayan kardeşim, dayan. Hepsi geçecek. Ama benim önce ufak bir iki işim var. Siz beni idare edin. Hemen döneceğim. Hadi öptüm. Abi ya bir dakika konuşacaktık, plan yapacaktık. Oho. Abi var ya, abim bizi sallamıyor ha. Sallamıyorsa o zaman zorla sallatacağız aslanım. Nasıl? Şimdi bak. Bugün benim için ikinci bir hayat başlıyor. Kızlarım. Ali işini çözdüm. Artık Ali, Ferit'i dünyanın en iyi insanı filan zannediyor. Sizin neyiniz var ya hiç? Gülmüyorsunuz. Zehra patlamış. Semiha'ya kendini sevdirememiş. Hiç mi? Hiç, sıfırdır, var olmayan. Bu durum daha çok eksi diyebiliriz. Nefret ediyor yani. Ay kesin beni severdi de hiç kısmet olmadı biliyor musun tanışmaya? Yazık ya. Zehra çok bitik görünüyordu. Sakral çakrası zayıf zaten kızın. Gider gitmez yatacağım dedi. Perhoş nazar işitmemek için. Ferit. Ferit mi? Ne diyor? Muş? Ferit. 9'da buluşmak istiyormuş. Bana da öyle diyor. 10'da. Benle de 11'de görüşecekmiş. Ay ben heyecanlandım biraz galiba. Artık siz kuzen mi çıkarsınız, ne çıkarsınız? Acaba ne uyduracak? Kızlar, Ferit'in yalanlarına hazır mıyız? Hazırız. Affeder misin bilmiyorum ama... Sana karşı dürüst olacağım Sera. Aslında bunu anlatmak o kadar zor ki... Ben sana karşı hiçbir zaman dürüst olmadım Nihal. Farkındayım, seni üzdüm, kırdım, canını yaktım. Ama Allah benim belamı verdi sonunda. Ben seni aldattım. Hem de ev arkadaşınla. Ve evleniyorum. En azından bir kez olsun sana karşı dürüst olmak istedim. Hoşça kal. Biliyorum artık bunları söylemek için çok geç. Ve farkındayım, belki hiçbir şeyi değiştirmez ama sadece sen bil istiyorum. Son günlerde yaşadıklarımdan sonra fark ettim ki benim için önemli olan sadece senmişsin. Ama seni kaybettim. Ve seni sevdiğimi kaybettiğimde anlayacak kadar salakmışım. Elveda. Kalbim hep sana ait olacak. Anne, ha. Ne yapıyorsun bu saatte uyanık? Hiç. Bakıyorum albümlere düşürmüş. Ne yapayım? Seni benden çalacaklar. Ben de artık fotoğraflara bakıp onlarla avunacağım. Ama ben de çalınmayacak gibi değilim şimdi. Serseri seni, serseri.
Ya bisikletin senin. Hatırlıyorum ya onu. Deniz kenarında. Burada sünnet miydi? Neydi bu? Sünnet düğünüm bu. Aa, senin sünnet düğünün. Bu da Ömer. Ah, küçük Ömer. Ömer çok tatlıydı. Çok çok. Küçücük nasıl bu kadar büyüdün sen? E büyüyeyim artık bir zahmet. Küçüksün sen daha küçüksün. Ha bunu bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Bu üniversiteye ilk girdiğin yıl. Üniversitenin ilk yılı bu. Kolyeden hatırladım. Kaybettim sonra ben bunu. Ha sen bu kolyeyi hiç boynundan çıkarmazdın. Ben de diyorum ki niye hiç takmıyor? Vallahi ne oldu bilmiyorum ki. Düşürdüm herhalde bir yerlerde. Herhalde. Ay ay ay. Ay Murat'la Ömer. Ah güzel oğlum benim. Ah canım benim. Canım oğlum. Bir tanem. Güzel çocuğum. Söyleyin bakalım nedir derdiniz? Niye sabahın köründe diktiniz bizi buraya? Biz evden çıkamıyoruz. Hiç çıkamıyoruz. Bildiğin hapis hayatına mahkum edildik. Murat mı söylüyor bunları? Evet. E kendin niye söylemiyorsun? O başkalarının yanında rahat konuşamaz. Dışa kapanık gibi düşün. Bakın, siz böyle özgür özgür gezerken biz resmen çocuk gibi odamıza hapsedildik. Ya buraya bile yengemiz bizi kahvaltıya çağırdı diye gelebildik. Bakın, ne yapın ne edin ama bir yalan bulun, annemle babamı bizden uzaklaştırın. Kusura bakma paşam ama o iş yaş. Hem şu an Bursa'da değilsek benim sayemde. Daha fazla yalan söyleyerek de bunu riske atamam. Çünkü babam yalan radarına döndü artık. Bak abi, bak abicim. Benim albüm görüşmem var. Bak bu benim hayatımın en büyük fırsatı. Abim de kupon yapacakmış. Maçı mekanda izlemek istiyormuş. Bakın bizi bu cendereden kurtarın. Yoksa... Babama gerçekten sevgili olmadığınızı söyleriz. Ne yapacağız? Bir şey yok. Ali abiye de söyleriz diyor. Anladım onu. Bırak ya, boş tehdit. Söylemenin size ne gibi bir faydası olacak? Söyleyin hadi. Abi, peki bu oyunun bize nasıl bir faydası var? Hadi söyleyin. Cevap yok değil mi? Dur ben söyleyeyim. Bakın bize hiçbir faydası yok. Bizi bu cendereden kurtarın. Biz bunun için her şeyi yapmaya hazırız. E tabii. Şimdi biz bu ihtimali düşünmüştük. Ne yapıyorsun? Bir dakika yengecim. Sakin ol. Ferit ne yapıyor? Yapamaz. Ömer, abicim. Hı. Bırak o telefonu. Abicim bazen çok komik olabiliyorsun gerçekten. Murat. Bir dakika abicim. Kendinize gelin oğlum. Yani babaya biraz saygı olsun değil mi? Hiçbir şey. Yani birdenbire böyle yeter diye deli gibi. Ha, telefon. Alo, Murat. Kapıştı. Murat, konuşsana oğlum. Baba. Ömer. Bunlar iyice delirdi. Ha, ben de onu diyordum. İyice delirdi. Yeter! Yeter! Ya yeter. Allah'ını seversen yeter. Dün geceden beri terhanedesin. Oğlunun çatıya çıktığını çabuk unuttum bakıyorum. Bak sana söylüyorum. Eğer böyle devam edersen bu kız kaçar, bu kız kaçarsa oğlun da kaçar. Ah ya Rabbi başımıza neler geldi ya Rabbi. Zehra masadaki telefonlara. Oğlum kafayı mı yediniz, delirdiniz mi? Hepimiz biteriz. Ne yapıyorsun? Allah
Abi biz zaten bitmişiz. Bak, size verebileceğimiz tek şey sessizliğiz. Ömer abicim. İşte böyle yaparlar Ferit Paşa. Oğlum sana bir şey oldu sandım. Hemen kararınızı verin. Bakın arıyorum. Çabuk cevap verin. Ararım, şakam yok. Tamam, tamam, basıyorum. Lan tamam, tamam, tamam. Ne isterseniz yapacağız, tamam. Söz mü? Söz. Abi şahit. Yenge sen de şahitsin. Anlaştık. Buyur abi. Duygusal davranmış. İşte abi yürü. Ara ara geliyor. Yenge şahitsin. Şahidim. Tamam oğlum, gidin hadi. Tamam. Doğru karar. Doğru. Geri zekalı. Allah belamı verdi diyor. Biz yaptık diyecektim de zor tuttum ağzımı. Size ne anlattı? Aynı şeyler işte. Aldattığını falan, Nihal'le olan ilişkisinden de bahsetti. Garip bir şekilde dürüst değil mi? Evet. Öyle, dürüst. Ama bu iyi bir şey değil mi arkadaşlar? Yani Zehra'nın söylediklerinden etkileniyor demek ki. O yüzden ayrıldı belli ki. Ama istediğimiz şey de bu değil miydi? Evet. Çok istediğimiz şey. Buydum. Sana başka bir şey daha mı söyledi? Hı? Aynı, aşağı yukarı. Hı. O zaman kahvaltı edelim. Hı? Siz çay falan koyun, kahvaltısı kalmaya çıktım ben. Evde her şey var. Simit alayım. Ben de çayı koyayım o zaman hemen. Ferit beni seviyor. Başka kimi sevecekti ki zaten? Günaydın mesajımı atsam. Şöyle vereyim. Afiyet olsun. Düşündün mü ne yapacağımızı? Düşündüm. Sen, ben, bizimkiler bu akşam hep beraber dışarı çıkacağız. Olmaz, abim izin vermez. Zehracığım, ben gerçekten sana acımaya başlıyorum. Ay, sen git kendi haline acı. Hadi bul bir şey düşün, geliyorum. Afiyet olsun. Şunu vereyim. Ne yaptın, buldun mu bir şey? Zehracığım, bir üstüme gelmezsen. Yani şu an aklımda bir şey yok. Biraz ilhama ihtiyacım var. İlham mı? Evet, ilham. Mesela şöyle güzel bir kız olsa. Ay sen şaka mısın ya? Güzel kız diyor bir de. Ama dur, ben sana kız önereyim. Nihal var, Serra var. Başka ister misin? Bir de böyle yayılmışsın karşıma. Bu ne rahatlık ya? Rahatım gerçekten. Ya sana teşekkür etmem gerek Zehra. Sayende dürüstlüğün dayanılmaz cazibesini keşfettim. Muhteşem bir şey. Karşısında hiçbir insan duramıyor. Eğer nasıl kullanacağını bilirsen harika bir silah. Anlamadım. Dediğini yaptım diyorum. Dürüst oldum. Nasıl, sen söyledin mi kızlara? Hem de her şeyi. Benim niye bundan haberim yok? Sana söylemedim çünkü. Onu diyorum işte. Niye bana söylemedin? Fırsatım olmadı. Ya biz senin keyfine göre mi oynayacağız bu oyunu? Bu kafe çok güzel. Buraya gidelim. Ya sabır. Buldum. Seninki bayağı patolojik bir durum, biliyorsun değil mi? Bir dinle beni. Ne dersin annem? Heh? Hem size de bir hava değişikliği olur ha? Ben o kadınla dünyada hiçbir yere adım atmam. Ben sana meyve getireyim. Annem, ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Anneciğim, ne meyvesi? Ben ne dediğimi biliyorum da senin ağzından çıkıp kulağın duyuyor mu acaba? Anne, ayıp ama. Bak, o kadar davet ettiler. Hem çok güzel evleri varmış deniz kenarında. Hı? Duygu da denize girer. Ben olmuş. Hadi gidelim, hadi. Anne, ne oldu ya? Bu kızın yine konuşması değişmiş. Ay, aman ne bileyim, ben Canan geldi. Hadi gidek gidek, Adana'ya gidek diye türkü söyledi. Ondan böyle oldu. Hadi yürüyün bakalım.
Anne ne diyorsun, ha gider miyiz? İsrar etme oğlum. İsrar etme, ben gitmem. Aa. Bak Perihan annem de çok üzgünmüş. Hı. Gerçekten yani kadın mahvolmuş. Ben bu kadar hanımefendi, bu kadar elegant, bu kadar zarif bir kadına nasıl böyle davranabildim diyormuş ya. Başka ne diyor? Ya aslında beraber gitme fikri de ondan çıkmış. Öyle dedi Ferit. Özür mahiyetinde. Özür dilemesi gerektiğini anladıysa mesele yok. Aklı başına gelmiş demektir zaten. Öyle değil mi? Al çocuğum, al kirazını. Sağ olun. Cenni Hanım. Hı. Bak Perihan Hanım da barışmak istiyor. Uzatmayın artık. Bu kadar zorlama. Bugün ne söyledim ben sana? Çatı matı. Aç bakayım ağzını. Anne şimdi madem böyle bir davet var, bizim de icabet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. İşte bu be, annelerin en güzeli sultanı. Ne güzel oldu bak, hadi hemen hazırlanalım, yarın sabahtan yola çıkarız. Yarın mı gidiyoruz? E tabii, yarın sabahtan çıkalım, hem hafta sonunu da orada geçiririz. Olmaz oğlum, daha çanta falan hazırlanacak, değil mi? Olur annem, olur. Gel, çok güzel olur. Ben sana yardım edeceğim. Çok güzel olacak bak. Ulan annen olsun. Adam. Annem, heh, ne güzel beraber çanta yapacağız şimdi. Zaten buralardan bir uzamak lazım. Zehra biliyorsun bu aralar işler çok yoğun. Eleman eksiğimiz de var. 5000 saat dil dökmek nedir ya? Bu kız patron gelin olduğunu farkında değil herhalde. Yılın en büyük partisi bu akşam. Bula bula bu akşam mı buldunuz? Çok teşekkür ederim. Bu son olacak söz. Geldim. Aldık mı her şeyi? Aldık aldık. Hadi gidelim. Biz böyle gidiyoruz da Murat'la Ömer nasıl kalacak? Var bir numaraları. Vardır tabii. Yani sonuçta senin kardeşlerin. Zehra, sence hafta sonu bir sorun çıkar mı? Yani çıkmaz herhalde. Sonuçta annem abimi görünce kendini frenliyor. Senin annen de babandan çekiniyor. Çok bir şey olacağını sanmam. Neden ki? Hiç, öyle düşünmüştüm de.
döner. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne oldu oğlum sana? Bilmiyorum anneciğim. Kemiklerim ağrıyor. Çok üşüyorum. Sen hasta mı oldun ya? Dur abi dur dur ver şunu. Oh. Nereden çıktı bu hastalık şimdi durup dururken ya? Hakim bey, hastalık ne zamandan beri gelirken ben geliyorum diye haber veriyor. Bunlar Allah bir dediğine... Ay ben senin... Pardon babacığım. Ah oğlum benim yavrum. Hakim bey, çocuk hasta. Görmüyor musun? Ben bunu böyle bırakamam. Biz bunu iptal edelim. Anneciğim ya olur mu öyle şey? İnsanlara söz verdik sonuçta sizleri ağırlayacağız diye. Yani ayıp olur değil mi babacığım? Ben bakarım abi be. Ne? Abim. Evet, ayıp olur, ayıp olur. Evet, yani bence abim hasta değil. Yani insan içine çıkacak diye panik hata tuttu. Bence. O yüzden yani ben diyorum ki siz gidin. Ben abime bakarım, abimi bırakamam ben. Ben de gelmek çok istiyordum ama işte sağlık sonuçta. İyi, peki. Hadi biz gidelim. Ah kuzum benim, kuzum. Çekingen ördeğim benim. Dur anneciğim, buraları... ben temizlerim. Sil oraları. Hiç merak etme anneciğim, hemen ver. Şöyle sil babacığım. Evden çıkmayacaksınız ona göre. Yok babacığım, çıkamayız zaten. Yani abim çok hasta. Şey anneciğim, gittiğinizde bir ararsanız aklım size kalmasın. Tebeşir. Teşekkürler eski dost. Hele şu kuponlar bir tutsun. Tebeşir fabrikası açmayan adam değildir. Caddeler, sokaklar, mekanlar. Efendim anneciğim. Oğlum, ben çorba yapmıştım. İçir abine iyi gelir. Aksiyete mi? Oğlum kemik suyu o. Hepsine iyi gelir. Ya hadi. Geliyorum, geliyorum. Hadi temizle orayı. Şimdi kim nerede gidiyor, nasıl yapıyoruz? Beni normal vites tutuyor aslında, ben Ferit'le gitsem. Ferit, sen benle gel oğlum. Hadi bakalım, yürü. Yürü, sen gel. Bizim arabaya geçelim. Hadi bir çılgınlık. Yok. Ay pardon, yanlış araba. Ferit, bu nasıl çalışıyor bu? Anneciğim, senin ne işin var burada ya? Soru soruyorum. Nereye basacağız diyorum. Yavaş yavaş gaza bas. O kendi gider. Tövbe tövbe ya. Benim kızım. Anne sen oraya mı oturdun? Ya. Hey baba. Ben ne arıyorum burada ya? Anne biz kahvaltıdan yedik. Ne oldu ya? Herkes bir durabilir mi? Ağır sinir geliyor Ferit, ona göre. Vallahi aynından bana da geliyor bey babacığım. Böyle bir şey yok, ne yapıyoruz ya? Ali abicim, babacığım hiç gelmesin o sinir. Biz en iyisi şöyle yapalım. Anne, baba siz, sizin arabayla. Perihan annem sen Huriye ile beraber Ali abimle. Zehra sen de benle gel. Herkes için uygunsa böyle gidelim. Uygun, uygun. Tamam. Ferit, sen bizle gelseydin oğlum. Seni anladım. Yoksa bu gece burada kalacağız. Hadi bin, gidelim hadi. Zehra gel hadi. Ben aslında Zehralarla gitseydim. Bana bak, sen benimle gel. Senin o etlerini böyle tek tek cımbızla böyle böyle yolacağım. Ferit. Bir dakika canım. İzle ve gör. Alo babacığım. Zehra telefonunu unutmuş da biz hemen onu alıp geliyoruz. Var mısın oğlum? İki gün telefonsuz kalsa ne olur? Öyle evet ama yarın dükkana mal gelecekmiş. Ararlar falan dedi. Ama biz hemen alıp geleceğiz. Rahat olun. Siz bu güzel günün keyfini çıkarmaya bakın. Tamam tamam. Peki Ferit tamam. Tamam merak etmeyin. Biz hemen geliyoruz. Ya ne yapıyorsun sen? Telefonum burada ayrıca benim. Ne diyor oğluşum?
Telefonunu unutmuş, alıp gelecekler. Ah canım benim, unutur tabii. Ferit unutmamış, Zehra unutmuş. Aman, zaten yarım akıllı o hakim bey. Evet abicim, evdeyim ben şimdi, merak etme. Gitti o, gitti. Şimdi şöyle oldu, biz eve gittik, kapıyı açamadık. Şimdi çilingir ara, bul, çağır gelsin derken akşam olacaktı. Gelecektik yoksa biz niye gelmeyelim, değil mi? Bahçedeki anahtar ne olmuş? Ne olmuş? Bilmiyorum, kayıp herhalde, görmedim. Ben bir yalan uydurdum. Duma, duma, dum. Dum. Burçakçık. Tüm cesaretimi topladım ve yazıyorum. Bu akşam benimle partiye gelir misin? Kusura bakma aman o. Sen bilirsin. O zaman Sera. Sera bana kesin inanmıştır. Hayır, gelemem. Sıradaki. Babam. Zehra, bana bak. Her aradığımda açılacak o telefon. Tamam mı ablacığım? Her aradığımda açacaksın. Kaç kilometre uzaktayız, beni yollara düşürme Zehra. Kapıları kilitle. Olmadı kızları çağır. Sen hiçbir yere çıkmayacaksın. Yarın sabahtan da geliyorsunuz. Tamam abi, kilitleyeceğim, gitmeyeceğim de. Ama abarttın ya. Hadi, kapatıyorum ben. Babam arıyor, babam arıyor. Ne yapacağız? Babam arıyor. Ne yapacağız? Açacağım tabii, ne yapacağım? Açmayıp ne yapacağım? Efendim babacığım? Alo. Kardeşin nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Uyudu şimdi. Ama ben bugün de onların yanında kalayım diyorum. Hani ne de olsa ben de doktor sayılırım bir yerde. Nerede doktor sayılırsın acaba? Arsız. Neyse, iyileşirse yarın al kardeşlerini gel. Çok iyi fikir babacığım. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Tamam. Ver bakayım Murat'ı. Nasıl vereyim baba? Uyuyor çocuk, bebekler gibi mışıl mışıl. Hiç uyandırmayayım ya. Zaten çok zor uyuyakaldı. Ya uyandır. Yürütükle. Komada değil ya, Allah Allah. Ya babacığım, şimdi zaten hani biliyorsun Murat'ın uykusu da ağırdır. Hani bir deneyeyim ben bir dürtmeyi ama bir bakalım. Hadi bakayım. Murat, Murat hadi kalk abicim, bak babam arıyor. Babacığım, efendim. Murat iyi misin? İyiyim, iyiyim baba. Abim, kardeşim, öyle oturuyoruz. Ha, iyi peki. Eğer beni kendini kötü hissedersen doktora gidin. Bu keresteler bunu düşünmezler. Onun için sen söyle. Ben iyi değilim falan deme. Doktora götürün beni de. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam babacığım. Tamam. Dinlen bakalım, dinlen. Geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar size de. Hayırlı akşamlar babacığım. Kapattı Murat, kapattı. Ay yine konuşmuyor, al. Efendim abicim? Ya abi, sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya böyle Murat, bir şey yavaş. Benim yüreğime inecek burada. Ne diyorsun oğlum sen? Abinim ben senin. Ne demek, ne demek? Ya ben nereden bileyim uyandır diyeceğini? Uyandır diyor işte bu adam, bilmiyorsun sen. Uyuyan adam uyandırılır mı hiç? Yeter ya, yazıklar olsun sana. Yapacağın iş... Ya tamam Murat, tamam hadi, geçti gitti, geçmiş olsun. Bak maçını mı izliyorsun, ne yapıyorsan? Kapatıyorum. İşim var burada, bir çalıştırmadınız. Ya, ya. Yalnız sende de iyi numaralar varmış. Dürüstlük abidesi Zehra Hanım. Rica ederim. Ama benimki zorunluluktan. Yani insan zorunluluktan böyle şeyler geliştiriyor. Senin gibi keyfimden değil. Hadi gidelim artık. Nereye gidiyorsak. Yemin ederim öleceğim ya stresten. Mümkünse bu geceden sonra ne seni, ne babamı, ne abimi, hiçbirinizi görmek istemiyorum. Aynı şekilde abicim. Bak ben şu albümü bir çıkartayım var ya, hepinizden kurtulacağım. Artık babamın parasına ihtiyacımız kalmayacak. Hiçbirinizi tanımam. Adımı bile değiştireceğim. Adını bile? Evet, adımı bile. Başarılar. Abicim yürü git yoluna. Çok güzel bıraktım. Teşekkürler. İnsan önceden söyler değil mi böyle böyle bir planımız var diye?
Söyleseydim de bir dünya laf mı işitseydim? Yok parti için yalan söylerim mi diyecektin. Zaten ben sana derdimi anlatana kadar parti bitmiş olacaktı. Ay ne kıymetli partiymiş ya. Kıymetli tabii. Ya farkında mısın? Son günlerde senin ailem benim ailem derken ben paralel evrendeki iyi aile çocuğu Ferit'e dönüştüm. Acilen özümü hatırlamam lazım. Ay inşallah çok eğlenirsin ya, ne diyeyim. Sana taksi çağırayım mı? Gerek yok. Ne yapacaksın sen gidip? Ay eve gideceğim. Kahvemi koyup sessizlik içinde kitabımı okuyacağım. Zehracığım sen kaç yaşındasın? Yani genç olduğundan emin misin? Dışarı çık, eğlen, gez, bir şeyler yap. Ya hazır Ali abi de yok, özgürlüğün tadını çıkart. Herkesin cenneti farklı Ferit Bey. Ha? Bak, senin cennetin. Senin gecen, senin cennetin. Hadi be Nihal, hadi benim zeka küpüm. Sen de mi ya? Zehra! Benim dünyama hoş geldin. Şahane bir dünya gerçekten. Gel. Biraz eğlensene Zehra. Yani sırf sana üzüldüğüm için sen eğlen diye seni buraya çağırdım. Ay üzgünmüş. Damsız almadıkları için desene. Bak Zehra biz bir anlaşma yaptık farkındaysan. Ben annemi senden uzak tutacağım. Sen de alt tarafı biraz eğleneceksin. Ya burada bayağı masada kaybeden benim aslında. Tamam tamam. Sen anneni benden uzak tut da ben her şeye razıyım. Ya hadi cenazeye mi geldik? Biraz tadını çıkart. Ne yapıyorsun? Tadını çıkartmana yardımcı oluyorum. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden. Ah, sordum bir bilene, dedi yok ki bir çare. Öylece kaldım, düştüm yine derde. Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden. Bulsam bir yolunu ah içimde külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme seyrine bırakırsan. Tatlım ya sen neredesin tatlım? Bebeğim buralardaydım ya, bir yerde değildim. Canım sen bize iki tane kokteyl getirir misin? Pardon. Çok yanlış kişi, onu ben alayım. Aa, çok çok pardon ben seni böyle görünce. Neyse burası çok sıkı tabii, kimseyi de tanımıyorum. İçerisi daha eğlenceli, hadi oraya gidelim. Gidelim. Eğlenmene bak, tadını çıkar. Umut. 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 O seni kandırdı. İzin verirsen tekrar kandırır. İzin verme. Unut. Zehra ben çıkıyorum. Evde daraldım da yürüyeceğim biraz. Anladım Nihal'cim. Tamam hadi bay bay. Meditasyon yapan insana bir rahat vermiyorsun ya. Pardon canım çıktım ben. Unut. O seni aldattı. Sana yalan söyledi. Ama çok özelsin dedi. Ama gözleri de çok güzel. Gülüşü. Ama kızlar duyarsa çok kızarlar. Ama duymazlarsa kızmazlar. Ama benim kafam karıştı. Bana bir işaret lazım. İşte işaret.
çekilin. Bu kadar peşine taktık, insan nezaketen bir ayıp olmasın der ya. Bir su alabilir miyim? Teşekkürler. Nuriye ablanın dizisindeki oyuncu değil mi ya? İçecek bir şey alabilir miyim? Sevgilisi mi varmış? Nuriye ablaya söyleyeyim de boş hayal kurmasın. Her çok kurar hep de. Dans edelim mi? Yok, böyle iyiyim, sağ ol. Adın ne demişti? Dememiştim. E, tanışalım o zaman. Ben Ercan. Ya kardeşim, istemiyorum diyorum, anlamıyor musun? Sakin ol biraz ya. İkimiz de yalnızız. Biraz takılırız işte. Ya istemiyorum, istemiyorum. Hanımefendi benimle. Hanımefendi benimle dedim. Peki. Kusura bakmayın, böyle bir anda geldim ama. Yok yok, önemli değil. İyi oldu aslında. Kobra gibi kıvrılıp duruyor yanımda. Pardon, kobra benzetmesi çok yerindeydi de ben... Affedersin. Ben de sizi rahatsız etmeden gideyim. İyi eğlenceler size. Gitme sen, iyi olur aslında. Kobra orada, yılan yılan bakıyor. Tabii senin için de mahsuru yoksa. Tabii ki. Sağ ol. Sürpriz. Ay, saramayayım ben ya. Evde sıkıldım, geldim falan derim. Hem Ferit için mi geldim ben sanki? Yok. Gidiyormuşsun buradan, öyle diyorlar. Sen de geleceksen neden olmasın? O zaman gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Olur. ben içecek bir şeyler alayım, olur mu? İyi olur. Tamam. Oh, sonunda ya. Resmen nefes alıyorum. Sürpriz. İşte şimdi oldu. Aklının başından alacağım onu. Merhabalar. Ben geldim. Beklettim ama değdi. Seninki de dışarıda piyasa yapmış. Ne piyasası? Yani bilmiyorum, etrafında adamlar falan vardı. Bir de o tiple. Boş ver, daha iyi. Biz rahat ederiz. Hatta bu konuşmayı yukarıda mı yapsak? Olur. Hadi gel. Bak bak, şöyle değil mi? Bıçak tümlerim ve dolgularım da çok çekeceğim, değil mi? Adamın duruşu değişti bak. Herife bak. Adımı öğrenmene gerek yok canım. Bana kısaca CEO diyebilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Sen onlardan biri değilsin değil mi? Bak, yoksa şu an muhabbet kesmek zorunda kalırım. Yok, değilim. Süper. Buna sevindim. Ama yakışmış yani. Sana da güzel oluyor. Ama ya, pardon. Biraz dikkatli olun. İyi misin? Ya iyiyim, iyiyim. Temizleyelim istersen. Bir peçete alabilir miyiz ya? Çok sağ. Önemli değil. Biraz daha varsa. Yok, hallederim ben. Dur, çantamda vardı. Bu kimin? Benim. Sen çarptığında koptu herhalde. Senin mi? Ya kusura bakma. Önemli değil, öyle eski bir şey. Uğur getirsin, şans getirsin diye takıyordum. Yok yok, bu böyle olmaz. Ne? Ne yapıyorsun? Dur.
Ben inanırım böyle şeylere. Şans yanında olsun hep. Çok sağ ol. Üstünü temizleyelim hadi. Ben yaparım ya, sorun yok. Nerede bu Ferit ya? Sen... Çok iyi olur çünkü çok heyecanlı bir gece. Çakalın tekinden kurtardım, farkında mısın? Pardon da bizi kurtaran benim. Ayrıca çocuk çakal falan değildi, gayet kibardı. Bana yardım etmeye çalışıyordu senin aksine. Ben sana asılıyorsam. Önce bir sorsaydın keşke. Ya çocuk polis çağırsaydı? Abimler bizim orada olduğumuzu öğrense ne olurdu, hiç düşündün mü? Bir şey olmadı, bitti gitti. Sakin ol artık. Kurtardın ya bizi zaten. Bana bak, benim hayatımda zaten bir tane toksik maskülinite var. İkincisine hiç ihtiyacım yok. Ayrıca durdur arabayı, ineceğim. Nereye gideceksin? Eve gideceğim, sıkıcı hayatıma. Zehra, Allah aşkına iki dakika sakin durur musun? Ya durdur diyorum, ineceğim. Ya bu halde beni tek başıma eve gönderme. Elim acıyor zaten. Hani seni eve bırakayım, belki bir pansuman falan yaparız. İyi, tamam. Sür. Sürüyorum zaten. Tatlı bir inatçılığım var. Ama keçi olmadığın zamanlar. Ki o da nadir zamanlar. Herifin de suratı çelik gibiymiş. Yani benim elim sağlamdır normalde ama. Ya kesin öyledir. Ağrı var mı? Onu biraz öyle yaptığımda. Yok yok, ben kesin çantamı orada bıraktım. Komik mi? Komik. Yani şu bahçedeki anahtar olmasa bayağı kendi oyunumuzun içine düşüyorduk, farkındasın değil mi? Abim olmasa hatırlamam bile. Ay abim, aramaz değil mi? Aramaz bu saatten sonra. Umarım. Sızı var mı? Yok. Sen niye tıp fakültesini bıraktın? Senden tam olurmuş aslında. Başkalarının hayatını çocuk oyuncağı sanan şımarık yüzünden. Seni azıcık tanıdıysam canını yakmışsındır. Ah! Ne yapıyorsun Zehra? Yavaş. Ay pardon ya. Sen niye okulu bıraktın? Beni kan tutuyor ya. Kan tutuyor seni. Kan tutuyor. Ciddiysin. Ya, vallahi kan görünce bir fena alıyorum. Bak şurada birazcık kanın aksa düşer bayılırım. O kadar yani. 3-5 kadını idare etmekten zaman bulamadım desene. Ben çay getireyim. Çay.
Çayını içince gidiyor. Neyse, büyüklük bende kalsın. Ali abi ya. Aradım o telefonu aç dedim ya. Ama yok. Yok. Ali abi. Zehra kalk. Kalk Zehra, kalk Zehra, kalk. Ne oluyor ya? Zehra, sizinkiler geldi. Kalk. Ay gelsinler ya. Ne olacak? Diyorum, sizinkiler geldi. Bizimkiler mi geldi? Sizinkiler geldi. Ne yapacağız? Nerede? Aç telefonum diyorum, açıyor mu? Bakmıyor bile telefonuna. Böyle bir şey var mı anne ya? Bak, ışıklar da kapalı. Yatıp uyumuş demek ki. Salonda yok. Şimdi yatıp uyumuş olabilir. Ali abim onu saat 10'dan beri arıyor. Anne, sen al bakayım şu kıza. Ver canım sen. Dur, yavaş, yavaş. Yok, olmaz olmaz. Ben denedim oradan daha önce. Atlayam kızım. Olmuyor Zehra, atlayamam canım. Bak, bu sefer kere abimizi öldürür. Keser biçer. Bir... Ne yapayım? Dolap. Git konuş. Dolap. Git konuş. Hayır, dolaba girme. Dolaba girme. Dolap ver. Takıldın. Dur. Kolyeme, kolyeme takıldın. Aç onu, hadi çıkar. Dur, açacağım, bekle. Hadi. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Ne demek olmuyor? Ne bileyim, bir makas falan bir şey yok mu Zehra? Keseyim işte. Makası nereden bulacağım şimdi makas? Acıtıyorsun. Zehra. Abi. Neredesin kızım sen? Abi buradayım. Geliyorum. Nereye geliyorsun ya? Nerede? Ne yapıyorsun sen? Abi müsait değilim. Giyiniyorum. Ha. Ya adama sinir hastası edersiniz siz. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuza bakın diyorum, bakmıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aklım çıktı oradan buraya gelene kadar nasıl geldim acaba? Kıza bir şey mi oldu diye. Abi başıma ne gelecek ya? Korkulacak bir şey yok. Korkmak mı? Kızım ben korkmam. Korkmam ben. Hadi yat uyu. Oh, geri gelmez değil mi? Nereden bileyim? Çıkar hadi. Tamam oğlum, Zehra çıkar diyor. Zehra. Efendim anne. Aa, ne oluyor be? Anneciğim müsait değilim. Bana bak Zehra. Senin o muşmula suratlı kaynanan, hani pişman olmuştu ya. Ay kaynanan dedim ayol. Ağzımdan gel alsın. Hani özür dileyecekti ya. Tüh ya, ayıp etmiş. Ay bir de evini övüp durdu, tamam mı? Ay Zehra, ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına? Niye saklanıyorsun? Sütü anne falan mısın? Anneciğim giyiniyorum, müsait değilim. Ay aman tamam. Sanki bir tek meme sende var. Allah Allah. Hadi, dur, hadi tamam. Çıkar artık, daralıyorum. Aa, dur kolyeyi çıkarayım direkt. Hı? Zehra. Efendim Huriye abla. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun ya tam orada? Huriye abla. Hadi gel ya, çay içelim. Yok yok, ben yatacağım, uyuyacağım şimdi. Çok şey ya. Başka gelecek var mı? Yoksa o da o da değil, yol geçen hanım da. Bizim aile böyledir. Kişisel alanlara pek saygı yoktur da. Hadi çıkartalım, açıyorum. Ya yok, bence biraz daha böyle kalalım. Yapışık ikiz gibi. Oh. Çok acıdı. Ne zaman yatarlar? Vallahi çay koydular. Sabaha kadar sizinkilerin dedikodusu döner artık. Bizimkiler. Zehra, babamlar. Babamları unuttum ya, onlar da döndüyse. Onlar dönmemiştir belki. Ya vallahi döndülerse ben buradayken bir de kardeşlerimi evde bulamazlarsa kıyamet kopar. Şey yapalım o zaman. Sen çocukları ara, eve dönsünler. Ben de içeri gidip bizimkileri yoklayayım. Hani öğreneyim dönmüşler mi? Kimden arayacağım? Git sen sor. Zehra sor ama, dönmüşler mi dönmemişler mi? Ben ne yapacağım zaten? Gel bakalım, sor işte. İnşallah eve döndünüz oğlum. Hadi Murat, hadi aç ulan. Ulan Murat. Beyler, nereden gireceğiz? Benim solumdan sonra beraber ritme gireriz, tamam mı? Unutmayalım. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Son 2, 3, 4. Thank you.
Hadi Ömer. Açın abim, biriniz açın şu telefonu. Açmıyor. Sizinkiler ne diyor? Bilmiyorlar. Onlar çıkıp gelmişler. Sizinkiler dönmemiştir bence. Ha? Yapacak bir şey yok. Arayıp öğreneceğiz. Arıyorum ben. Ara. Oğluşum. Alo anneciğim. Ne haber, iyi misin? Vallahi işte nasıl olalım? İyiyiz, iyiyiz. Yani fena değiliz. İyi. Orada havalar nasıl? Hava da iyi. İyi annem, iyi. Rahatladım. Yani öğrendiğime rahatladım. Ben öyle bir ne yaptınız, ne ettiniz diye arayayım diye şey etmiştim. Babama da selam söyle, kapatayım o zaman ben. Söylerim tabii. Hadi kal sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Yırtık. Yırtık ya, yırtık. Oğlum sana selam söylüyor. İyi halt ediyor. Ben yatmaya gideyim. O telefonunu alayım. Hakim Bey, ben gece telefonla oyun oynuyorum. Tenya Hanım, sen çocuk musun? Ne oyunu? Şimdi gideceksin içeri, o tosuncuklarına, yavrucuklarına haber uçuracaksın değil mi? Ana yüreği işte. Ana yüreği. Ben yarın göstereceğim onlara baba yüreği nasıl olurmuş. Ver telefonu. İyi geceler. İyi geceler. Hayır, Zehra'yı geçti. Bir de bana kaynanalık yapacak. Sen yer misin ya bu hareketleri? Sen bir İzmir hatunusun. Sen bu hareketleri yemezsin. Anneme diyor. Evet. Vallahi Ferit çok düzgün çocuk diye alttan alıyorum, dua etsin. Bana diyor. Yalnız o da biraz... Avel midir, nedir? Bana mı diyor? Sana diyor. Ya ben bu evi dip köşe sildim, süpürdüm, temizledim. Perihan, anne dedim, anne. Avelmiş. Hayrola? Uyuyacağım, yatacağım. Oraya değil, buraya. Yok artık. Ciddi misin? Evet, buraya, hadi. Ya Zehra, ne olacak şurada, uyuyacağım, tamam bir şey yapmayacağım. Ya beni delirtme, kalk şuraya yat, hadi. Uf ya, inanamıyorum sana. Gerçekten beni orada mı yatıracaksın? Evet, ne var? Mis gibi yat. Hadi. Ya Ferit, şerbet dolu. Sen ne yataklardan, ne günlerden... Yok artık. Burada mı yatacağım gerçekten? Evet, hadi. Hadi bakma öyle, yat. İyi, gururumla yatarım o zaman burada. İyi, hadi yat bakalım gururumla. Aferin. Perde asmayı biliyor teyze ya. Sen bu işi boz. Bakma öyle. Yat hadi yat. Sakın bağırma. Ne oldu? Zehra! Kız! Abi örümcek gördüm. Ya ne bağırıyorsun bir örümceğe o kadar? Ne bağırıyorsun ya? Yok yok abi, sıkıntı yok. Allah Allah. Vallahi bana tövbemi bozduracaksın sonunda ya. Sen var ya, bana tövbemi bozduracaksın kardeşim sonunda ya. Heh. Söyle bakayım, ne yazmışsın? Ne yazmışsın söyle bakayım. Dün sana aracıyla mesaj gönderdim. Mesajımı aldın mı? Ne mesajı be? Ne mesajı? Ya senin ne işin var burada? Üşüdüm. Üşüdün mü? Ya üşüyen insan üstüne pike alır. Niye benim yanıma yatıyorsun? Katalitik miyim ben ya? Katalitik ne be? Of, çok cahilsin. Isıtan bir şey işte. Yok canım.
Tam tersine sen bayağı soğuksun. Ve ev sahibi olarak benim üstüme bir şey vermeyi senin düşünmen gerekmez miydi? Ay yok, ben cidden kafayı yiyeceğim ya, belli. Uf, benim çantam nerede? Mekanda unuttun ya. Ben de kafamı bıraktın. Tamam Zehra, pes ediyorum. Çünkü gün boyu tartışmaya devam edebilirsin sen. Ben sana inanıyorum ama ben bununla uğraşamam. Ne zaman çıkabilirim buradan? Giderler, sen de çıkarsın o zaman. İyi. Ne yapıyorsun? Geri yatıyorum. İşe geç kalıyorum, hadi. Git sen. Giyineceğim. Giyin Zehracığım. Giyineceğim. Ben de giyin diyorum ya. Bakma sana, ha? Sana diyorum, hadi bakma, dön. Ben de çok meraklıydım ya sana. Yok, böyle olmaz. Ne yapıyorsun kızım, sıcak? Sus. Boğulacak. Yalnız ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Hadi giyindin mi, boğulacağım burada. Bekle dur, bir seçim yapacağım. Aa. Oho, bir de bakıyor musun? Tamam, bakmıyorum. Giyindin sandım. Dön. Kızma. Sen benim meditasyon bindirimi mi kaldırdın? Ortak alanda durmasına gerek yok. Senin oyun setlerin sehpanın ortasında dururken iyi ama. Şu an duruyor mu? Durmuyor. Sen de git meditasyonunu odanda yap. Sanki bir şey yarıyor da. Neyi varmış benim meditasyonumun? En azından iç huzurumu sağlıyor. Senin gibi ikiyüzlü yapmıyor beni. Bunu meditasyon ayağına Ferit'in yanına koşan kız mı söylüyor? Sen de yürüyüşe çıkıyordun. Hayır, anlamıyorum ki. Saçının makyajını, kıyafetini ara yaptın. Eşofmanınla çıktın ya. Bana yalan söyledin. Sen de bana söyledin. Hayır, ben sana yalan söylemedim. Sadece gerçeği de söylemedim. Oluyor mu öyle? Olmuyor, doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun deli? Gel. Hadi hadi, bana yardım et. Tamam, ama meditasyon bindirimi yerine koyalım, olur mu? Tamam. Şerbetli oluyor brothers. Hayırdır böyle sabah sabah nereden? Bütün hayalleri çökmüş iki insanın nereden gelip nereye gittiğinin ne önemi var Yılmaz abi? Sonuçta bu eve dönüyoruz bak. Doğru. Hadi eyvallah. Ha durun lan. Sizinkiler gecenin bir vakti neden döndüler? Annenler döndü mü? Ha, bittik oğlum biz. Abi babam bizi çıra gibi yakar. Ne yapacağız? Ömer, Ömer vur bana. Ya abi sen kendini iyice deli ettin ha. Bırak lan. Yılmaz abi, abi gel. Vur bana abi. Abi, iyi misin? Şş, her şey kontrolüm altında oğlum. Tamam, sakin. Devam et Yılmaz abi. Tamam. Sen? Stalker değilim. Takip edip bulmadım gerçekten. Merhaba. Çantam. Sana ulaştırmak için içine bakmam gerekti. Zehra. İsmini de öğrenmiş oldum böylece. Hiç önemli değil. Bakabilirsin. Ya her yerde ben bunu aradım. Ne kadar teşekkür etsem az. Dün gece o engamede unutmuşsun. Bizim de tanıştığımızı düşündüler herhalde. Bana verdiler. Çok teşekkür ederim. Şey yapsak, ben sana bir kahve ikram edeyim. Hem teşekkür hem de özür için. Kahveye hayır demem. Tamam, süper. Sen o zaman otur, ben geliyorum. Ne oluyor ya burada? Baba? Kardeşlerim ne oldu size? Ah canım benim canım. Oğlum, ah oğlum. Kıydılar kardeşlerini. Ya güzelliklerine, doğal güzelliklerine haset ettiler. Kem gözleriyle nazar ettiler. Ah siz niye morardınız yine? Çok dövdüler bizi abi. Çocuk buldular.
Dövdüler abi. Ya nasıl ya? Nerede? Bu sefer kim dövdü? Hani Murat hastaydı ya. Bunlar Sabiler biraz dışarı çıkmış. Hava almak için kuytuda kıstırmışlar bunlar. Evde ciğerlerim daraldı abi. Aa, Leyla Leyla diye çöllere düşesiceler. Kutup ayılarıyla karşılaşasıcalar inşallah yarabbim. Anneciğim beddua faslı bittiyse kim yaptı oğlum bunu? Abi vallahi manyak lakaplı bir mafya babası. Mafya babası. Abicim mafya babasının sizinle ne gibi bir işi olabilir? Evladım polis beyler dediler ki hani fidye için kaçırmak isteyebilirlermiş. Kimse duymasın şimdi. Biz o kadar zengin miydik? Tabii. Bizim servetimiz dillerden dile dolaşıyor. Çok şükür ya Rabbim. Ferit. Gel buraya bir dakika. Oğlum manyak Necim nereden çıktı? Sen kim mafya bilmek kim? Abi sen dedin. Ne dedin? Oğlum ben kavga olayı gümbürtüye getirir üstüne babamdan dayak yememize gerek kalmaz diye dedim. Ya ben nereden bileyim? Ben de seni desteklemek için söyledim. Ya ben nereden bileyim adamın mafya çıkacağını? Adamın ismi nereden aklımda kaldıysa bir yerden kalmış işte. Abi sen artık sus bir abicim sus. Ya şuraya bak sanki ben vur dedim. Oğlum sus diyorum lan sus duyacaklar. Çok acımıyor değil mi? Yok ben çok iyiyim. Ya ben tekrar özür dilerim. Bu arada ben senin hala adını bilmiyorum. Doğru. Dur tahmin edeyim ya da CEO Bey. Cenkâr. Zehra ben. Memnun oldum. Ben de. Bu dünkü arkadaş... Çok pardon ya buna bakmam lazım. Yok yok önemli değil sen konuş ben de bir müşterilerle ilgileneyim. Alo. Geçmiş olsun. Ben sizi bilgilendiririm. Teşekkürler. Buyurun. Ne oldu abi? Ne dedi? Soru falan sordular işte. Oğlum nasıl oldu bu olay? Abi. Bir gelsene. Biz bir iki dakika konuşalım seninle. Ya kusura bakma. Ayıp oluyor size de ama. Ne yapalım? Tekrar teşekkür ediyorum. Ha, nerede olacağımızın bilgisini verdim ben. Merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Tekrar sağ ol. Hadi toparlanın. Gidiyoruz. Nereye? Afiyet olsun. Gidiyor musun? Mecburen. Acil bir işim çıktı. Bu arada unutmadan şunu vereyim. Ya dün havuzda düşünce ıslanmıştır. Şansın yanında olsun istedim. Malum benim yüzümden iki kere kaybettin. Sen şoförlük mü yapıyorsun? Ay ben de öyle nüfus müdürü gibi soruyorum. Ne bileyim hep seni böyle takımla görünce... Bir de sen, ben onlar gibi değilim dedin. Öyle. Evet. Ya buraya istediğin zaman gelebilirsin. Hem benim çalışan indirimim de var. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Zehra, sana numara mı versem ya da sen versen... ...belki tekrar kahve içmek istersen diye. Ama burada değil. Ben... Tamam, şu an bir şey söylemene gerek yok. Eğer kağıdın kalemi varsa ben sana numaramı yazayım. Eğer aramak istersen. Var. Görüşürüz. Efendim Ferit. Ne?
Memur beyler, size ait olmayan, sizi bulamayacakları bir yerde bulunun deyince... Her yer bizim malum. Sana bizim otele gidelim dedim. Ya o evin çevresi güvenli mi diye teyit gelene kadar şurada iki satır oturup muhabbet edeceğiz. Ne var bunda? Olmadı Ağva'daki evin etrafını inceletiyorum şimdi. Olmaz, oraya gideriz. Hakim Bey baba, lütfen istediğin zaman buraya gelebilirsin. Bak başımızın üstünde de yerim var ha. Yani kalabilirsin yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim mahallede Ali abimden habersiz kuş uçmaz. Bunu biliyor muydunuz? Yani cinsiyetlerine kadar bilir. Dişi kuş, erkek kuş, her şeyden haberim vardır. Her şeyden haberim var değil mi Ali abi? Ne diyorsun? Lütfen, rica ediyorum. Bak başımızın üstünde ha. Kalabilirsin yani. Tamam, sağ ol. Ferit benim odamda yatabilir. Tekken yani, ben yokken ya, tek canım, tek yatar. yok, yani teşekkür ederim. Çok kibarsın ama yani burası rahat. Ben burada yatarım, hem belime de iyi geliyor burası. Yani belime iyi gelir gibi, rahat sanki. Bir deneyeyim de. Ama çocuğum, sen yine de çok zıplama da belli olmaz. Ey gençler, siz nasıl oldu ya? Sizde hiç öyle dayak yiyecek tip de yok. Siz nasıl başınıza geldi bu olaylar? Abi anlat sen nasıl oldu? Sen anlat. Başla. Gece burada yattım deseydin tam olsaydı. Şimdi Ali abicim. Senin telefonun kayıptı hani. Nereden buldun? Bulmadım. Partideki çocuk getirdi. Şöyle oldu. Biz evdeydik. Yani abim çok hastaydı. Dedi ki Ömer benim dışarı çıkmaya ihtiyacım var. Yani babacığım yoksa biz evdeydik. Sahile doğru inerken abi... Bir baktım abi yerde. Ben de abimi kurtarayım derken bir tane bana buldular abi. Ne var? Bu herif nereden biliyor senin çalıştığın yeri? Sen mi söyledin? Çalıştığım yer sır mı? Hem söylerim söylemem, sana ne? Allah'ın züppesi ya. 5 dakika bir uyuyayım dedim. Bir rahat yok ya. Ne paylaşamıyorsunuz anlamıyorum ki. Gerçekten. Halacığım sen burada mıydın ya? Bir huzur verin Allah'a sen. Halacığım çok haklısın ya. Özür dileriz biz. Burada olduğunu bilemedik. Sen hadi geri uykuya dön. Biz hiç kavga etmeyeceğiz. Seni hanım. Sen o kadar böbürler. Yok benim şurada evim var, burada şeyim var, burada yazlığım var, burada şatom var diye. İşte en sonunda sen böyle benim nohut oda, bakla sofa evime kalırsın tabii ki ya. Ah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben de bizim mahalledeki birinden söz ediyordum da. Tamam anneciğim ya, sorun yok. Tamam. Züppe falan değil, şoför. En azından senin gibi baba parası yemiyor. Bakıyorum mesleğini de öğrenmişsin. Öğrenmedim, gördüm. Ayrıca ne yapsaydı çocuk? Çantamı çöpe mi atsaydı? Ya benim bunu dediğimle ne ilgisi var? Ben... Doğru düzgün tartışamıyoruz bile. Ev değil, mayın tarlası. Sen alışıksın. Ama sen değilsin canım. Bak Zehra, bu herif seninle oynar. Sen gerçekten sınırını aşıyorsun. Senin dikkatsiz davranışların yüzünden bütün planımızın alt üst olmasını istemiyorum çünkü. Benim, ha? Bak ben sen ne istediysen yaptım ki bu benim huyum değildir. Ama kime nasıl davranacağıma, konuşacağıma da ben karar veririm. O neydi? Biri var gördüm. Bittik biz, mahvolduk, bittik. Sakin ol, bir şey yoktur. Bir çık bakalım. Ay ne yapacağız? Ay siz miydiniz ya? Abi biz bir halt ettik. Ne oldu? Bitti bir şey. Gelin içeri, gelin içeri. Ben bizimkilere uyardım. Dillendirmeyin diye. Onun için... Fazla ayrıntı vermediler. Ama durum ciddi. Benim çocukları döven mafyaymış. Yapma bebeği baba. Sorma ya başımıza geleni. Kimmiş, neciymiş bu adam? Hapisten yeni çıkmış. Daha yeni okudum gazetede. Manyak Necip diye bir soysuzmuş. Manyak Necip mi? Ben anlamıştım zaten yani, şüphelenmiştim sizden. Oğlum siz aklınızı mı yediniz ya? Başka yalan mı yoktu? Yani bak 2 dakikada 10 tane daha iyi yalan bulabilirim şu an. Eminim. Ya abi biz nereden bilelim olayların buraya geleceğini? Eğer dayak yedik dersek bir şey diyemez dedik. Kardeşim olay büyüdü.
Artık kaçarı yok, doğruyu söyleyeceğiz babama. Hayır, sakın saçmalama. Bak, babam bizi bu defa kesin gebertir. Bence bizim başka bir yalan bulmamız lazım. Hayır, hayır. Yani olay polise intikal etmiş. Yalan söyleyemeyiz. Bak yenge. Yenge deme, bana yenge deme. Ömer'im, Zehra haklı. Ben söyleyeceğim babama. Abi hayır. Polise gitti olay. Ömer, Murat, Kenan, Sedat gelin buraya. Baba. Ne oldu baba? Zeliha. Ne oluyor hakim bey? Sen de gel. Toparlanın. Bu evde bir dakika daha duramayız. Öbür ev güvenli miymiş, gidiyor muyuz? Konunun bizimle alakası yokmuş. Kiminle alakası varmış? Benimle. Bu manyak Necip'le bizim bitmeyen bir husumetimiz var. Yıllardır. Şimdi geçen de bana mesaj atmış. İşte aracıyla sana mesaj gönderdim, aldın mı gibisinden. Ben de başta tabii uyanamadım mevzuya. Çocukları görünce demek ki aracılar çocuklar. Anladım ama ben sende bir şeyler olduğunu. Yani bizimle ilgisi yokmuş. Benim çocuklarım niye dayak yediler? Şimdi Seni Hanım, şöyle olur bu işlerde. Bana ulaşamazlarsa zaten kadınlara hiç bulaşmazlar. Rajonda yok. Etrafımızdaki gençlerden bakıyorlar tabii. Değil mi? Hakim Bey babacığım. Çocukları seçmişler. Yani şimdi anneciğim, biz de Ali abi için 2-3 tane tokat yemişiz yani. Çok mu? Kardeşim. Evet, sonuçta racona tersmiş. Bir dakika, anlamak için soruyorum. Şimdi Şerbetlioğlu ailesinin evi tehlikede değil ama bizim evimiz mi tehlike altında? Ay sakın, sakın o manyak olmasın ha. Bir dakika, bir dakika, sakin olun. Siz benimle gelin. Gelin siz benimle. Gel abi. Biz de buradayız abi. Yok, benimle gelin. Tamam, gidelim biz. Gel, gel, sen de gel. Çıksaydık şuradan. Sen böyle dur. Tamam abi. Sen burada dur. Öyle. Böyle dur lan, bana vurur. Sen de orada dur. Ben boks yapıyorum abi. Sen boks mu yapıyorsun? Sen şöyle gel, sen biraz daha yakın dur. Tamam mı? Siz de korkuyorsunuz ama geliyorsunuz. Neyse. Merhabalar. Alika'ya siz misiniz? Alika'ya benim. Kargonuz var da. Kargomuz mu var? Tamam. Çok sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kargoymuş be. Necip. İşte bu manyak Necip. Bomba olmasın. Bomba olmasın ya. Sen dinle bir dinle. Dinleyeyim bakayım. TikTok falan yok. Ha, yok. İyi, aç o zaman. Açıyorum. Açma sakın. Açalım, açalım. Gizlimiz saklımız yok. Tam bir aile oldu. Bu ne ya? Bir kutu. Görüyoruz aç. Ay. Abi kuş. Bir adet kuş. Ne anne bu? Al, ver bakayım. Al bakayım, ne bu? Ha? Ali kardeşim, abicim sana not da yazmış. İçinden mi çıktı? İçinden çıktı. Oku bakayım. Sana hapiste yaptığım güvercini gönderiyorum. Bilirsin, güvercin barış demektir, özgürlük demektir. Uzun zaman sonra işte ben de bir güvercin gibi özgürüm. İsterim ki gönlümü de nefretle tutsak etmeyeyim. Sen bana ne ettiysen bil ki unuttum gitti. Sen de benim yaptıklarımı unut. Hakkını helal et. Hoşça kal. Manyak Necip. Geri vites yapmış biraz. Ne kadar ince ruhlu bir mafya. Pardon. Ya ben sinirden. Peki bizim salakları kim dövdü? Ha, kereseler? Ha? Babacığım.
buldum. Çok acayip şeyler buldum. Yenilmezler Kulübü kuralları ekledim. Bravo. Yine boş bir iş. Sen öyle diyorsun ama bence ihtiyaç. Bak dinle şimdi. Dedikodu maddemiz var. Ortamda olmayanın dedikodusu yapılır yasasına yenik düşmeyeceğiz. Sen bunu çok yapıyorsun. Zehra. Dinle beni dedim. Dinle. Bir de Ferit maddemiz var. Ne derse desin ona inanmayacağız. Bu ikimiz için yalnız. Burçak sağlam çıktı. Birbirimize yalan söylemeyeceğiz o zaman. Bir de en önemli kuralı koydum. Dinle şimdi. Hazır mısın? İntikam planımızı kimseye söylemeyeceğiz. Bu biraz gereksiz olmamış mı? Niye? Zaten dördümüz biliyoruz. Kim kime söyleyecek? Doğru. Ben bunu düşünmedim. Burçak'a da anlatsak mı? Neyi? Ferit'in tuzağına düştüğümüzü mü? O düşmedi ki biz yedik. Bir de aranızdaki en zeki benim diye geçinirim ya. O kadar kızıyorum ki kendime. Ama yenilmezler kulübü. Ama neredeyse yeniliyorduk. Olmaz. Ben onun çenesini çekemem. Ay. Hadi Sera hadi. Ay tamam be gidiyorum. Sana da bir şey anlatılmıyor be. Aa. Söylediklerini düşündüm. Hatta aklımdan hiç çıkmadı. Tamam. İyi bu. Ben de sana bir oyun oynadım. Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Temiz bir sayfayla kaldığımız yerden devam edelim. Seni çok özledim. Geliyorum. Gelince konuşuruz. Oldum ayı. Canım biz niye olalım? Zaten bunlar mafyatik tiplermiş baksana. Bizim zibidilerin bizi düşürdüğü durumu bir düşün. Ne yapalım? Evlat. Evlat. Bunlar evlat değil, cellat. Benim cellatım. Hadi eve, hadi. Hepiniz. Sen nereye? İşim var benim. Hadi eve. Nasıl da özür diledi ama hakim bey. Vallahi oğlanlara da tek tek diletti. Hakim bey iyi adam. İyi adam, sağlam adam. Diletecek tabii. Neredeyse bütün mesele senin üstüne kalıyordu ya. Aman bu oğlanlar da ne sümsük şeylermiş. Ay, Seniha nasıl da morsladı ama. Vallahi ben size en son bir el ele görür gibi oldum ama. Ne tutuşacağım onunla el ele be? O elimi tuttu ben ittim, o tuttu ben ittim. Vallahi anne artık iter misin, sever misin bilmiyorum ama sen Seniha Hanım'ı yavaştan bir dünürün belli. Abi. Tabii. Ferit gözüme girdi. Bak kardeşlerine o duruma rağmen doğruyu söyledi. Görüyor musun çocuğu? Çocuk harbici çocuk. Yani içi iyi, biraz toy ama zaten araştırdım. Düzgün çocuk diyorlar. Kim diyor? Ya kim diyorsa diyor, ne yapacaksın işte diyorlar. Abimin rızası var de. Gelsinler istesinler. Aa. Ne diyorsun Ali? Ne diyorum işte, dedim değil mi? Dur. Abim tamam, benim tamam. Be, çok sağ ol. Ben hemen gidip haber vereyim kızı. Ferit'e. En doğrusu anne. Yıkıldım ben. Ne yapıyorsun kız? Aa, kız. Ne yapıyorsun kız? Huriye. Huriye kız, iyi misin? Huriye ne oldu kızım, kalk uyan. Allah'ım ya, normal hareketler. Oh be, gelsin istesinler dedi öyle mi? Oh be, sonunda ya, sonunda. Ya her şeyin hallolduğuna inanamıyorum. Yani biz istesek bu kadar olmazdı. Utanmasam manyak Necip'e teşekkür edeceğim. Yalnız bu sefer daha dikkatli olmamız lazım. Bugün yakalanıyoruz sandım.
hiçbir şey olduğu yok. Yani bizimkilerin itiş kakışı işte. Bir şeyler düştü, sen korkuttun, beni korkuttun. Kimse duymamış işte. Bitti gitti. Bir yerde bir eksik var. Tarifi planımız çok güzel işliyor Zehracığım. Havada bir hinlik var. Evet. Herkes istediğini alacak. Alacak, alacak. Hatta benim açımdan mükemmel işliyor bile diyebiliriz. Yani şu an o uyuz şoförü görsem onu bile alnından öperim. Gerçi nerede göreceksem. Neyse, hadi tutma beni canım. İşlerim var. Sonra konuşuruz. Anneciğim, niye korkacağım da susacağım seni yanımdan? Fark etmez diyorum çünkü benim için fark etmez. Ay fark etmez mi? Ya nasıl fark etmez çocuğum bak. İsteme, söz, nişan. Hepsini aynı anda istiyorlar. Sen de fark etmez diyorsun yani. Oralı bile değilsin ya. Olmayacak duaya amin. Kız Huriye, niye olmayacakmış? Rüyanda mı gördün? Belki gördüm, belki duydum. Orası muhalla. Anne, anne. Ay ne var sende anne ya? Ay anne bak elim ağır, düşünemiyorum. Tamam sen git karar ver, çıksın gitsin aradan, tamam mı? Hadi anneciğim, hadi. Ay ben şimdi anlamıyorum yani neden bu kadar acele ediyorlar değil mi? Bakalım biz hazır mıyız? Gerçi ben Perihan, tek kişilik dev kadro, her bir şeylere yeterim. Yetersin anne. Ne hoş? Ay hadi bırak. Ay aman tamam öyle barak gibi dolaş. Dolaşırsın anne. Ya kızım sana demedim ki. Duygu'ya diyorum bak dinlemiyorsun bile. Yani sen gören de beşinci kez nişanlanıyorsun zanneder ya. Yani bu ne rahatlık anlamadım ki. Bu ne hevessizlik. İlk değil en azından. Ay bak Zehra şimdi. Yani aslında onu unuttuk değil mi kızım? Onu unuttuk saymıyoruz yani onu. Tamam benim güzel kızım üzülme sakın. Bak ben her şeyi halledeceğim sakın merak etme tamam mı? Hadi anneciğim hadi. Kapatıyorum. Hadi öpüyorum seni. Hadi benim bebeğim. Perihan ya. Perihan. Bir terk edildim, okuldan alındım. Bu kadar dert etmedin be annem. Ben de ne eksik ne eksik diyordum. Sen eksiktin tabii. Konuşmamız lazım. E konuşalım. Sahte nişanımız, epik aşkımız. Hangisini konuşmak istersin? Bu oyun bitti. Buraya kadar. Ne diyorsun sen be? Bir şey mi oldu? Ne olacak? Zor kurtardım. Son dakikayı mı beklediniz bana haber vermek için? Soruyorum sana. Ya
ayrılığın verdiği özlemle şevhet dolu bir gece geçirseydik. Ay Allah korusun. Kandırdı beni. Pişman sandım. Özlüyor zannettim. Aşık sandım. Çünkü neden olmasın? Ay bizi de öyle kandırdı. Ağlama. Ay çekil be. Aa. Ayrıca ne ağlayacağım onun için? Hı? Vallahi bu konuda da yalan söyleyemeyeceğim artık. Bütün gece sırnaştı bana. Konuyu konuşmaya falan çekmeye çalıştım ama yok. Fayda etmedi yani öyle ki. Saatin beşiydi ben kalktım sessiz sinema falan oynuyordum hani. Kafasını dağıtmak için. Öyle söyleyeyim. Uykusuzluktan göz altlarım şişti artık. Şunu bir tutsana. Ben göz altlarıma bakayım. Ay. Star ışığımı söndürdü. Bir de bize hesap soruyor ya. Ferit'e planı ötecek olan bu değil miydi? Ötmedim ama. Ötmemiş ama Nihal. Nasıl kurtardın acaba? Ne dedim Burçak Hanım? Zehracığım bak. Ne olursun. Rica ediyorum. Lütfen ayrılalım. Üzgünüm. Yapamam. Yok. Yaparsın. İnanıyorum ben sana. Olmaz diyorum. Sen istediğinde oynayacağız, istemediğinde oynamayacağız. Çocuk oyunu mu bu? Dök şunu. Ne olur ya Zehra. Hayır diyorum ya. Zehracığım bir dakika bir dinlesen beni. Bak yalvarırım ne olursun yalvarırım ne olur. Ya sana kalktı. Ne olur. Lütfen ne olur. Kalktın rezil oluyorum ben burada. Zehra yalvarırım ne olur. Kalk. Hadi kızım. Evet de ya. Şarjım bitecek. Ablacığım yanlış alarm. Bu evlilik teklifi değil ayrılık teklifi. Allah yazdıysa bozsun. Amin ya. Sen gelsene bir senin ne derdin var da konuşalım. Anlat bakayım ne oluyor? Çok kötü. Çok. Oğlum biraz çabuk olun. Onlarda kırılacaklar var. Dikkatli taşıyın. Merak etme anneciğim. Hadi çocuğum. Dikkatli hadi. Dikkatli taşıyoruz. Heh. Abim de geldi. Ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyorsunuz siz? Gördüğün gibi abicim. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Bak. Dün babanla düşündük, taşındık. Artık İstanbul'da yaşamaya karar verdik. Hiç ayrılmayacağız bir tane. Ferit bro, sen de kap bir şeyler de gel, durma öyle oldu. Hadi gel. Ha, dikkat et, dikkat. Geçmiş olsun vallahi ya. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Nereden çıkmış bu? Murat'la Ömer'in yediği alt işte. Yani bu manyak Necip olayından sonra bizimkiler sizin aklınız beş karış havada deyip artık sonsuza kadar İstanbul'da kalacaklarmış. Vah vah. Ya gideceklerdi normalde. Sen ne biliyorsun? Hepsi o manyak yüzünden. Hayır, sen ve kardeşlerinin yalanları yüzünden. Ama Zehra planımız bu değildi. İstemeden sonra gideceklerdi işte. Lütfen anla beni Zehra. Anlıyorum ya, anlıyorum. Gayet anlaşılabilir bir durum. Sen hem ailenin parası olsun istiyorsun hem de ailenden kurtulmak istiyorsun. Çok normal yani. Hayır, benim anlamadığım biz ayrılınca ne olacak? Ha? Annenler gidecek mi? Ben irtifa kaybettim Zehra. Paraşütsüz çakılıyorum. İstanbul'da kalayım, hayatıma devam edeyim derken hayatımı istila ettiler. Bir de üstüne seninle nişanlıyım. Ailen de var tabii. Yani üstüne alınma lütfen. Yok canım, estağfurullah. Bu kadar anlayışlı olduğun için sağ ol. Ne olur bitirelim bu işi. Bana bak, annemler evde hazırlık yapıyor. Ben bizimkilere ne diyeceğim? Ne bileyim, sevmiyorum de. Yani enteresan bir çocuktu zaten. İyi, çirkin, garipti falan filan bir şeyler de bulursun sen. Sen benim abim var biliyor musun? Ben öyle kafama esti biz ayrılıyoruz diyemem. Ya Zehra o da senin problemin artık. Ne diyorsan de ben seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Hayatta başarılar. İnşallah büyüyünce iyi bir doktor olursun. Elveda Zehra. Babana söylerim. Şimdi kurtulmak için babanı çağırdın mı dedin? Beni aldattığını öğrenince sinirlendim. İntikam almak için de çağırdım babanı dedim. Sizden bahsetmedim ama. En azından onu söylememişsin. Ya kızım ne deseydim? Çocuğu çok önemli bir şey söyleyeceğim diye eve çağırdım. Domatesin kilosu çıkmış ona haber vereceğim mi deseydim? Haklı.
Dişe dokunur bir şey söylemem lazımdı ki oyununa geldiğime inansın. Ne ne ne? Şimdi sanıyor ki Zehra'yı da kabul ettim. Onunla beraber devam ediyoruz. Sanıyor. Kızım sen neyin peşindesin? Ya Nihal'cim bir sakin olur musun? Derin derin nefes al. Sen zeki kızdın normalde. Beyninle kavga et. Yok yapamayacağım. Bana bak. Sen bana bak. Bebe. Bebe. Canımlar cicimler bitti bakıyorum. Gerçek yüzünüzle mi tanışıyoruz Burçak Hanım? Kes be. Sence ben ikinci kadın olmayı kabul edecek biri miyim? Bence de etmez. Doğru. Narsizminle pek uyuşmuyor. Ama bize buradan çıkarmanın bir yolunu bul. Bulacağız herhalde. Biz de çok meraklı değiliz. Bilmiyorum artık. Bulma. Bırak Ferit Burçak'ı sevgisi sanmaya devam etsin. Sen de Ferit'i istediğimiz şekilde yönlendirirsin. Bize bilgi sızdırırsın. Bu durum işimize yarayabilir. Tehdit ha. Ayıp sana. Yazıklar olsun. O kadar hukukumuz var. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Eğer bir şey yaparsan babana söylerim. Git söyle. Koş babama söyle. Bak bakalım o zaman ben ne yapıyorum? Ali abine koşmuyor muyum? Ne? Ne? Ne tabii. Kozak olsun. Dur ya, dur bir şöyle bir oturalım. Makul olmaya çalışalım değil mi? Sakince bir düşünelim. Başından beri makul davranan benim canım. Sen duygusal hareket ediyorsun. Acaba sen beni kaybetmekten mi korkuyorsun? Ferit'ciğim. Aa. Canım benim. İşler giderek ilginçleşiyor. Sen şimdi panik oldun. Düşünemiyorsun. Bak şimdi 3 ay sonra okul başlayacak. Başlar başlamaz hop nikah masası. E sen de çöp gibi ortada kalacaksın işte. Tam hayal ettiğin gibi. O iş öyle hop diye olmuyor ama. En az 1 yılı var. 1 yıl. Ben dayanamam, mümkün değil. Yok yok. 3 ay ya, güven bana sen. Sonra 3 ay sonra kuşlar gibi özgür olacaksın ha. Ne diyorsun? 3 ay. Kolay gelsin Ali abi. Hoş buldum. Hayırdır kız? Duygu'ya biraz bakar mısın? Benim çok mühim işlerim var. Huriye, Allah aşkına senin ne gibi mühim bir işin olabilir ya? Neriman ablaların evinde olay çıkmış. Benim gidip bakmam lazım ya. Bizim kasabın karısı Neriman. Ne olmuş kız? Hasta mı? Hayır, ne yok, hasta değil. Neriman ablalarda bugün gün varmış. Kadriye teyze demiş ki, senin demiş dolmanda üzüm var mı? O da demiş ki var. O da demiş ki yok, var demiş, yok demiş, yok demiş, var demiş. Sonra tabaklar havaya uçuşmuş, sonra ambulans çağırmışlar. Neriman ablayı hastaneye kaldırmışlar. Nesi var? Üzümü yokmuş. Ama zaten annem bana demişti, Neriman dedi dolmaya üzüm koymaz dedi. Ben gidip bakayım onun, kadın ölmeden benim onu şey yapmam lazım. Sen Duygu'ya bak, Chelsea maçına da 2,5 üst bas. Kız teyzem ne bilir teyzem? Ha? Kaldık mı baba kız baş başa? Kaldık baş başa. Gel bir burnunu öpeyim senin, gel. İnsanın babasından başkası yalan vallahi. Aynen. Şimdi senle oturur, bir güzel evcilik oynarız ha. Duygum, şimdi benim biraz işlerim var. Gel sen biraz dışarıda otur. Ben sonra geleceğim senin yanına. Tamam. Hadi kızım. Al oğlum şu kuponları. Mümtaz abiye götür. Kuponların hazırdı. Çabuk. Ya siz neler çeviriyorsunuz? Hepsini çıkarın. Huriye diye yazılır, ajan diye okunur. Aa, Huriye kız delirdin mi sen? Niye konuşuyorsun kendi kendine? Ha delirdim. Delirdiler lan beni. Hadi sen de bak işine gücüne. Bulaşma bana. İşim gücüm var benim. Hadi hadi. Delirdim lan ben. Crazy. Evet, güzel oldu. Bence de ya, iyi oldu. İyi. Anlaştık o zaman. Hı hı, anlaştık. İnsan cidden böyle konuşa konuşa... Haberleşiriz o zaman. Sana iyi çalışmalar canım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Sana da. Kızlar, acil durum. Ferit'i kendime aşık etmek için sadece 3 ayımız kaldı. Tamam, anlatacağım. Buralar acil durum. Yok 3 ay. Ben bu kızı ikna etmekle uğraşamam. Zehra'dan kurtulmak için bir plana ihtiyacımız var. Bencil. Keçi. Görürsün sen. Görürsün sen.
kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydım. Daha dün kalbim şuradaydı. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Bir gören olsa ah.